Merhaba sevgili arkadaşlar, ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. Bugün sayı problemlerinden güzel bir soru tarzım var. O soruyu sizinle paylaşmak istiyorum. Tabii ki soruya geçmeden önce yine YouTube kanalına abone olmayı unutmayın diyorum. Sorumuz şu arkadaşlar, bir kitabı numaralandırmak için 1662 tane rakam kullanmıştır. Buna göre bu kitap kaç sayfadır diyor. Bu tarz sorular arkadaşlar her zaman karşımıza gelir. Şimdi bir kitabı numaralandırmak için yani bir kitaba sayfaları numaralandırırken benim bildiğim birden başlanır. O zaman bir basamaklara bakalım. 1, 2, 3, 9'a kadar hepsi tek basamak ya arkadaşlar. Toplam 9 tane rakam kullanılır. Şimdi geldik iki basamaklara. 10, 11, 12, nokta 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 99. 10'dan 99'a kadar benim bildiğim 90 tane sayı vardır. Hocam nasıl yaptınız? Son terimden ilk terimi çıkarıyorsunuz. 99'dan 10 çıktı, 89. Bölü artış miktarı ya da 99 eksi 10 bölü ilk bölü 1 artı 1. Yani son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı birer birer arttığı için artı 1. Bazı öğrenciler bunu bu şekilde ezberliyorlar. Hocam son aşkımdan ilk aşkımı çıkartırım. Bölü arada geçen zaman artı ben. Ben de 1 oluyorum zaten. Bunu da arkadaşlar cevabın zaten 90 olduğu belli. 90'ı 2 ile çarpış. Çünkü her birisi 2 basamaklı olduğu için 2 ile çarptım. Burada da arkadaşlar 180 tane rakam kullandım. Şimdi geldik sıra 3 basamaklara. 100, 101, 102. Hocam en son sayfa numaramız da X olsun. Arkadaşlar buradaki kaç tane sayı vardır desem, bu kaç terimdir desem, son aşkımdan ilk aşkımı çıkarıyorsunuz. Bölü aradaki fark 1 artı ben. Yani şurası X eksi 99 oldu. Hocam her birisi 3 basamaklı. O zaman x eksi 99 çarpı 3 dedim. Arkadaşlar bu üçünün toplamı 1662'ymiş. Buyurun hepsini toplayalım. 189 daha oldu sana. 189 artı. 3'ü hiç dağıtmıyorum. Dedim ki x eksi 99 çarpı 3 eşittir 1662'ye. Şu 189'u karşıya atalım. 3 çarpı x eksi 99 eşittir arkadaşlar 1473'e. 189'u karşıya attım. 1473 çıktı. Her tarafı 3'e bölüyorum. Hocam 3'e böldüm, 3'e böldüm. Buradan arkadaşlar x eksi 99 çıktı 491. 1473'ü 3'e bölünce 491 çıktı. Eksi 9'u da karşıya atınca arkadaşlar x buradan 590 çıkar. Yani bundan sonrası artık işlem yeteneğidir arkadaşlar. Hızlı bir şekilde özet geçiyorum. Kitaba numara verilirken birden başlanır. Önce tek basamaklar. Birden 9'a kadar 9 tane rakam kullandım. Sonra iki basamaklara geçtim. 10, 11, 12, 99'a kadar. Son aşkımdan ilk aşkımı çıkarıp bölü artış miktarı artı ben yani 1. Bu da 90 çıktı. Her birisi iki basamaklı olduğu için 2 ile çarptım. Şimdi sıra geldi 3 basamaklılara. Hocam 3 basamaklı olduğunu nerede anladınız? Belki de arkadaşlar 4 basamaklıydı. Şıklara baktım arkadaşlar. Şıklar 590, 590, 592, 593. Her birisi 3 basamaklı olduğu için ben dedim ki %100 benim bu kitabımın sayfa numarası 3 basamaklıdır. X'ten 100'ü çıkardım. Bölü 1 artı 1. Bu x eksi 99 oldu. Burada x eksi 99 tane sayım varmış. Her birisi 3 basamaklıysa 3'ten çarptım. Ve hepsini topladım. Yani hepsi dediğim 9, 180 ve 3 çarpı x eksi 99. Üçünü topladım ve 1662'ye eşitledim. Buradan arkadaşlar x 590 çıktı. Demek ki benim kitabım 590 sayfaymış. Dersi arkadaşlar bu şekilde bitirelim dedik.